Sevgili dostlarım, hepinize güzel bir perşembe günü diliyorum. Sevgili balık burçları, spiritel yeteneğe sahip dünyalar güzeli balık burçları, sizi çekmek ayrı bir zevk, yemin ediyorum. Gerçekten. Bunu beni hani sempati olsun diye söylemiyorum. Ya balık burcu deyince hemen inciler geliyor aklıma. Böyle bir incilerin dizili olduğu bluzumu çıkarttım. İncilerimi giydim. Dedim mavi. Gece mavisi, saks mavisi. Bak melek tüylerimi de taktım. Dedim şöyle bir bebek mavisinin bir koyu tonunu giyeyim. Saflığı temizliği ne, öğretsin bize ve ay balık burcunda. Ya harika günlerden geçiyoruz. Ben Instagram sayfamda story'e attım arkadaşlar. Çok fazla empati yapıyorsunuz bu hafta sevgili balık burçları dozunu kaçırmayın yoksa maddi manevi zarara uğrarsınız onu söylüyorum empati duygumuz çok yoğun özellikle neptün 29 derece balıkta dolanırken Cumartesi gününe çok dikkat edin. Duygu sömürüsü yapacaklar. Kontrolden çıkacak bazı dedikodular. Lütfen lütfen lütfen. Sakin olalım Balık Burcu. Çok güzel gidiyoruz. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bakalım neler var neler yok bu hafta. Şimdi yaratıcı yeteneğimiz çok yoğun. Yaratıcı yeteneğimiz çok yoğun. Aynı zamanda bakınız yuvayla yurdumuzla yuvamızla ilgili bazı temel sorunları çözdüğümüzü görüyorum bazı değişmez figürler bazı değişmez konular önümüze gelecek su kenarında yaşayanlar deniz kenarında yaşayanlar evlerine dikkat etsinler yani neden evlerine dikkat etsinler dedim hani su taşkını falan anlamı da değil böyle sanki e, su kenarlarında yaşayan balık burçlarında göl, deniz kenarında yaşayan biraz depresif bir hal gördüm. Biraz depresyon, sanki biraz maneviyatı böyle şey yapma, uzaklaştırma kendinden. Ya diyorsun ki bu katı dünyada hani nerede ilahi yardım falan. Haklısınız, siz de haklısınız arkadaşlar. Ama inanın ışık ve karanlığı savaşı bu biz kazanacağız, ışık kazanacak balık burçları, yüreği güzel balık burçları, siz zaten hepiniz birer peri kızısınız hepiniz birer peri e, prensesiniz erkek olsun, kadın olsun peri enerjisi taşıyorsunuz yemin ederim bunda hiçbir abartı yok İkincisi arkadaşlar bulunduğunuz şehirde eğer bu yeni sokak hayvanlarıyla ilgili toplantılar varsa 2 Haziran'da Pek çoğunuzu davet ediyorum arkadaşlar Ankara İstanbul'da ben Ankara'ya gidecektim Mersin'de de yapıyorlarmış Özgecan Meydanı'nda ben de pek bilmiyorum Özgecan Meydanı nerede oraya gideceğim yani ee, aslında gönlüm Ankara'dan yanaydı ama e, gideceğim sokak hayvanlarını unutmayın merhameti e, hayatımıza katalım arkadaşlar onlar bize Allah'ın emaneti lütfen. En fazla merhamet için sizden rica ediyorum. Özellikle hiçbir burca bak baş, başka burçlara pek söylemiyorum. Belki bir iki tanesine söylemiş olabilirim. Ama balık burçlarına çok söylüyorum. Başaklara da söyleyeceğim. Ee, ama geç kaldık başakları çektik. Neyse seni şey gelecek hafta söylerim. Evet. Arkadaşlar Deniz kenarında yaşıyorsanız biraz depresyon olabilir dedim. İşinizi planlayacaksınız. Bir seyahat planınız var. Hayata katıyorsunuz. Seyahatleriniz çok iyi geçiyor arkadaşlar. İki kişinin karşılıklı konuşmasından böyle bir karanlıktan sonra güneş doğması gibi bir aşk doğacak bekliyorum. Aşk anlamında çok iyisiniz. İsminde i harfi olan Denizli'nin D'si olan A ve K harfi olanlara ilahi rahmet yağıyor. Haberiniz olsun. Ne derseniz olacak, ne derseniz çıkacak. Aniden gelen bir misafir, bir ziyaretçi kalbini sevinçle dolduracak. Anahtar verildi bu hafta size mal alım satımı, fiziki dünyadaki mal alım satımı. Çok iyi ya da kalbinin anahtarını birine vereceksin ya da biri benim gönlümün prensisin, prensessin diyecek. Ama dikkat edin dediğim gibi Neptün balık burcunda ve böyle bir sakatlık bırakabilir. Gerçekten bize layık olmayan insanları hayatımıza çekebiliriz temkinli davranın. 10 adım gidiyorsan da bir adım geride durun. Yani kaçma mesafesi bırakın. <laughs> Şimdi eşi için dinleyenler, eşi balık burcu olanlar. Ben balık burcu erkeğine pek kefil değilim arkadaşlar. Açıkça söylüyorum. Gerçi hiçbir erkeğe kefil değilim. Balık burcu erkeğine hiç kefil değilim. Ama ne olursa olsun bir yüreğinde merhamet vardır, bir duygusallık vardır. Balık burcundan Sevgilisi olanlar balık burcundan e, kocası olan hanımlara diyorum ki duygusallığı elden bırakmayın. Onlar her daim duygusal ve romantizm isterler. Bu da benden size bir tüy olsun arkadaşlar. Evet balık burcu hanımları beyleri aslan burçlarıyla yakınlaşmalarınız olacak. Aynı zamanda yönetici kademesinde olan insanlarla yakınlaşmanızın olduğunu görüyorum mavi uğurlu renginiz her zaman olduğu gibi bu hafta çok vurguluyoruz maviyi. O yüzden mavileri giydim. Şimdi bazı konularda başarısız oldun, kendini suçladın. Lütfen suçlamayı bırak. Suçlamayı bırak. Her şey yoluna girecek. Bundan emin ol. Güzellikler, iyilikler seninle olacak. Hiç canını sıkmana gerek yok sevgili balık burcum. Sadece yüzleşmekten korkma seni üzen bir olayla ilgili bir yüzleşme yaşıyorsun ve sana atılan iftira sana söylenen kötü bir söz inan dönüp dolaşıp o kişiyi yaralayacak onun için böyle bazı gecikmelere karşı bazı sıkıntılara karşı uyanık olmanızı istiyorum alerji problemleri var akciğer problemleri var. Bunları çözüyorsun. Yargıda bir dava görüyorum. Bu mahkeme olabilir. Hani bir devletin mahkemesi olabilir. İlahi adaletin mahkemesi olabilir. Her ne ise lehine sonuçlanıyor sevgili balık burcu arkadaşım. Canını sıkmayasın. Kanat takıp uçmak çıktı. <laughs> Sevineceğin haberler var. Bir, hava yoluyla seyahat gözüktü 2 ve de aynı zamanda hava gruplarıyla kovalarla terazilerle ve ikizlerle ilişkini yeni baştan yazıyorsun böyle yeniden birbirinizin ayıplarını örtüyorsunuz saydığım buçlarla birbirinizi kabule geçiyorsunuz ve hepsinden önemlisi Şiron'un koç burcunda olması diyor ki parada bereket ve de sosyal hayatta hareket ve de kilo vermede sınırsızlık veriyor. <laughs> Benim de balık burcunda sterlyumum var biliyorsunuz arkadaşlar 23 derecede. 23 derecede markap yıldızıyla Satürn'üm, um, Merkür'ün Şiron'um çatışıyor böyle. Üst üste biniyor. Ne zaman bir şeyler açmaya kalkışsam bana sistem diyor ki sen imtihandasın otur yerine. Sen imtihandasın otur yerine. Yani aslında <laughs> Balık burcundaki stelyumum e, beni çok imtihan etti. İmtihandayız bu hafta. Onu, onu söyleyelim. Kilo verme konusu çok iyi arkadaşlar. İnşallah darısı arkadaşlar. Limonlu suyumu içiyorum. Kilo vermekten şey yapmayacağız. Vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Hafiften bir göbeğiniz bile çıksa. Benim gibi çok çok fazla kilolarınız da olsa. Kilo vermeyi bırak. Yani şey azmi bırakmayın. Azimli bir haftadasınız. Bereketiniz dolup taşıyor hatta paranız artıyor bile. Görün bakın bak Canan Canoğlu dedi diyeceksiniz. Ben hiçbir şey boş yere konuşmam. Yeni davranış biçimi geliştireceğinizi ve kötü insanları hayatınızdan atacağınızı. Gitmesi gereken iki kişi gidiyor bu aralar yani birkaç hafta içerisinde ya gitti ya gidecek iki kişi gidiyor. Vallahi benden de giden gidene yani giden gidene yani vallahi gitsinler. Vallahi gitsinler çünkü doğru insan doğru yerde doğru zamanda gelmesi için gitmesi gerekiyor birilerinin. Ve de gideceğini kurtulacağımızı görüyorum. İki de sevinç toplantın var sevgili balık burcu arkadaşım. Yalnız bazen sırt ağrıları oluyor. Ben bu kadar yükü taşıyamam diyorsun. Bu psikosomatik bir rahatsızlık biliyorsun. Sırt ağrıları çok görüyorum. Sırt bölgesinde sıkıntı var balık burcu. Aşacaksın bunları da aşacaksın. Şimdi ya vacit zikrini veriyorum videonun altına yazıyorum 104 tekrar sayısı arkadaşlar her şeyi var eden neden vacit zikrini verdim 104 kere çünkü bir yaratıcılık yeteneğinizin gelişmesi lazım ve yaratıcı doyurucu aynı zamanda keyif verici insanların hayatınıza girmesi gerekiyor. Davet ediyor muyuz onları hadi davet edelim arkadaşlar. E, videom bitiyor. Bir olumlama vereceğim. İsteyenler katılabilir. Videom bitti. Ellerimizi kavuşturuyoruz. Namaste pozisyonunda şu bölgeye, tümüs bezi bölgesine parmaklarımızı getiriyoruz. Şu şekilde. Derin nefes al ver. Dört kez, beş kez fark etmez. Takılma sayıya. Ruhun sadece evrende kavuşsun. Başka bir şeye gerek yok. Sevgili yüksek benliğim, şu andan itibaren hayatıma gelecek bütün iyilikleri kabul ediyorum. Doğru yerde, doğru insanla, doğru yerde, doğru varlıklarla, doğru yerde, doğru canlılarla, doğru yerde, doğru zamanda olmaya hazırım. Yanlışların gitmesi, kötülerin karanlıkta yok olması dileğiyle. Şimdi kendimi evrenin sonsuz olasılıklarına açıyorum. Kollarını aç iki yana. Aç 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 aç. Kolların açılsın iki yana. Sanki birini kucaklıyormuş gibi. Evrenden gelen iyiliği almaya hazırım. Tepeden tırnağa hazır olduğunu söylüyorsun. Neşeleniyorsun. Ve gerisini ilahi sisteme bırakıyorsun. Seviyorum sizi. Melek kadar güzel. Piriler kadar canlı. Ve aynı zamanda İsa'nın hakkını veren balık burçları. İyi ki varsınız. İki dünyayı onurlandırdınız. Güzellikler, iyilikler sizinle olsun. Hoşçakalın, dostçakalın.